Musluk hortumlarıyla, perde kornişleriyle. Merhaba dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizler için Murat Dağı'nı gezeceğiz. Yanımızda kameramanımız Nazo var. Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nazo, üşüdün mü? Dondum şu an. Ne kadar belli etmesem de. Arabayla zor çıktık valla, burada bayağı bir soğuk. Biraz tenha denk geliriz diye akşam üstüne denk getirmeye çalıştık vakti ama bayağı bu yoğun. Kayak merkezine doğru çıkalım. Dostlar, size Murat Dağı hakkında herkesin bahsetmediği bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Murat Dağı her ne kadar kayak merkezi olarak anılsa da içinde nice sırlar barındırır. Binlerce yıl ötesinde bile insanlığı kendisine çeken bir yönü olmuştur. Antik çağda Tanrıça Kibele'nin dağı olarak anılıyordu. Orta çağda ise Hristiyanların kutsal mekanlarından biriydi. 14. yüzyılda Kadoi'yi fetheden Türkmenler, bu arada Kadoi, Gediz'in eski adıdır. Burayı fetheden Türkmenler dağa Murat Gazi'nin adını vererek Alperen'in adını sonsuzluğa taşıdılar. Kayak sporunun dışında birçok spor dalına da ev sahipliği yapar Murat Dağı. Yaz aylarında burası Gediz ilçesinin saklı cennetine dönüşür. Dostlar, buraya gelmeyi düşünüyorsanız benden size bir tavsiye. Malzemelerinizle beraber gelin. Malzemeleri kiralamak burada bayağı bir zaman kaybı. Hem de sıra gelmesi güç gibi duruyor. Göstereyim. Burası Kızak Sarası. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Tabii ki bu sıraya girmeden önce kızak fişi almanız lazım. Fişi de buradan alıyoruz. Murat Dağı sezonu açmış. Çok şahane renkli görüntüler var burada. Kayak takımları kiralama yerine bir gidelim bakalım. Kayak takımlarını kiralamak kaç lira? Yoğunluktan dolayı kiralama yeri çok hızlı çalışıyor. Kolay gelsin abi. Hoş geldin abi. Şimdi normalde hiç takımı olmayan birisi, kayak takımı olmayan birisi kaç liraya? 120 lira abi, gün boyu. T-bar ücreti, kayak ücreti hepsi içinde. Evet. Her yaştan kayağımız mevcuttur. Tamam. Yoğunluktan dolayı malum raflar boş. Evet, bayağı bir şey. Ortalık boşalmış. T-bar da ücretli mi yukarı çıkmak? Kayağını kendin getirsen 60 lira ücretimiz var abim. Kayağı biz verirsek her hepsi için 120 lira alıyoruz. Snowboardlarımız 180 lira. Evet. T-bar dahil. Kendin getirsen yine 60 lira pis ücretimiz var, T-bar ücretimiz var. Olay bu kadar abi. Tamam, teşekkür ederiz. Ne demek abi. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Kendi takımınızla beraber gelirseniz daha ekonomik. Burada vakit geçirebilirsiniz. Burada kafeteryamız var. Lavabomuz da var. Kayak sırasında sıkıntılı bir durum olursa jandarmamız kurtarmaya hazır bekliyor. Gördüğünüz gibi bir olay olmuş. Gencimizi kurtarmışlar. Şimdi sağlık kontrolü için götürülüyor. Ufak bir kar yağışı başladı. Jandarmamız burada her türlü kaza geçiren, yaralanan, sakatlanan ya da kaybolan, yukarı çıktığında yönünü bulamayan herkese yardımcı oluyor. Sürekli çalışıyorlar. Çok aktifler bu konuda.
Kayak takımlarınız varsa buradaki T-bar'la yukarı çıkabiliyorsunuz. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Erdem. Nereden geldiniz? Ben Kütahya'dan geldim, Fethiyeliyim. Fethiyelisiniz. Aynen. Ne zamandan beri kayak yapıyorsunuz? Valla bu ilk günüm. İlk gününüz mü? Aynen ilk günüm. Zor olmasın? Arkadaşlarım çok iyiler, hatta onları çekmek için bekliyorum da. Öğretiyorlar bir şeyler, devam gelecek ama. İlk gün olması son gün olduğu anlamına gelmiyor. Ama çok cesaretli görünüyorsun hocam. Veya yaptığımız spordan dolayı, Amerikan futbolu oynuyorum ben kendim. Amerikan futbolu? Aynen, 7 yıldır kaptanlığını yapıyorum takımın. Abi onu nereden oynuyorsun ya? Üniversite takımları var, orada oynuyoruz. Üniversite takımları? Aynen, Türkiye'de 80'e yakın takım var toplam, Pro Lig ve üniversite takımlarıyla beraber. Amerikan futbolunda? Aynen, Amerikan futbolunda. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyorum. Dumlupınar'da bizim Amerikan futbolunun takımı mı var? Evet. Vallahi ilk defa duydum. 2013 senesinde kuruldu, ben 7 senedir oynuyorum o takımda. 7 senede? Aynen. Vallahi helal olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız, şimdi kayacak... o aksiyonu aldık, burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Pek başaramayız ama devam gelecek, yaparız umarım. İnşallah hocam. İnşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyoruz? Kütahya. İsim ne? Yasemin ismim. Benim de Zeynep. Zeynep, Zeynep sen kaymıyor musun? Ben korkuyorum. Siz ne zamandan beri kayak yapıyorsunuz? Kıştan kışa böyle Uludağ'a gidiyoruz işte. Uludağ. Bazen burası. En sık gittiğiniz yer neresi? Amatörce. Buraya ilk defa geldik, Uludağ'a gidiyorduk. Vallahi genelde. Siz benden cesaretlisiniz ya, ben çıkamıyorum bile. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hocam, burada en çok dikkatimi çeken sizsiniz. Evet. Kendi ses sisteminizi yapmışsınız. Vallahi sistemi kurmuşsunuz. Ne zamandan beri kayak yapıyoruz? Vallahi küçüklükten daha çok musluk hortumlarıyla, perde kornişleriyle. Bunlarla mı öğrendiniz? Onlarla öğrendim, aynen. Sonra... Valla bayağı iyi yapıyorsunuz yalnız. 2 yıldır amatörlükten profesyonelliğe geçmeye çalışıyorum. Siz amatör müsünüz? Amatörüm, aynen. Valla o kayma şekli amatörse... Ben daha çok dağ kayağı ile ilgileniyorum, yamaç kayağı. Daha çok bol karda kayıyorum. Hangi yaşta olursanız olun, karda kızakla kaymak bir numaralı eğlence şeklimiz. Kızakla kaymanın benim en sevmediğim yönü, kızakla kayacağınız yere yaya olarak gitmek, geri yanı aşağı inerken çok zevkli oluyor. Demir, çıkarken yoruldun mu? Evet. Ama şimdi inerken rahat olacak değil mi? Evet. Demir için eğlence vakti. Buradaki en çılgın kayak grubumuz bu gençler. Siz nereden geldiniz? Uşak'tan. Uşak'tan. İsim ne? Ceyda. Soğuk mu hava? Evet. Normalde buraya her zaman geliyorsunuz mu? Yok, ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorum. Senin isim ne? Beyza. Beyza. Sizin? Nurefşan. Sana ne olmuş öyle ya? Buzlara bak. Yuvarlandın mı? Ne yaptın? Düştüm. Senin isim ne? Kerem. Adamım sen korunmuyor musun? Ne yapıyorsun? Ne bu hal? Kızağın üstünde kaymadın, poşetle falan mı kaydın sen? Mahvolmuşsun sen ya. Hadi kayın da bir görelim bakalım, hanginiz daha hızlı? Kayacağız diye bir tane plastik bulduk. Kayıyoruz maalesef. Yürü, kaymıyor ki. Gidemedik bir türlü, kayacağız diye. Kızağımız olmayabilir ama biz de biz de bir tane plastikle kayabiliriz. Bizim neyimiz eksik? Gerçekten çok zevkliymiş. Plan da yok.
Evet, kızakla kaymamış olabiliriz. Kızakla kaymazsanız şekil bu. Görüyorsunuz. Ne hale gelmişiz. Nazo ben önde oldum. Ben önde oldum. Bütün benden bir şey kalmamış. Kardan adam olmuşum. Hocam şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Ben geldim buraya. Kayak merkezine kaymak istiyorum. Nedir yani, ne kadar süre alıyor? Yani diğer bu dik yerden kaymak için ne kadar bir zaman lazım? Eğitim ücretsiz burada. Diğer kayak merkezlerinden en büyük farkı eğitim ücretsiz. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde kayak eğitimini ücretsiz olarak alamazsınız. Çok pahalı bir sektördür. Aileler, her ekonomik seviyesinde alan aileler geliyorlar buraya. Çocukları, kendileri, herkes kayak yapıyorlar. Kayak eğitimlerimiz 45 dakika civarında sürüyor. İşte takma, çıkarma, düşüşler, kayma, yavaşlama, durma, bunlarla başlıyor. Daha sonra yürüyüşlerini falan yaptırıyoruz. Daha sonra baby lift pistine çıkartıyoruz. Baby lift pistinde de tabii kayağın iyi bir seviyeye gelebilmek için çok kilometre yapmak, çok üzerinde durmak gerekiyor. Baby lift pistinde de gün boyunca kayıyorlar. Daha dik pistlerden kayabilmek için ise ya ikinci gün T-bar'a alıyoruz açıkçası. İkinci gün T-bar'a alıyoruz. Meteoroloji pistinden de mavi pist orası. Yani zorluk derecesi mavi pist. Ama ileriki daha çok tekrarlarla da kırmızı pistte de kayabilirler. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne geldiğiniz için, bu tanıtım videosunu çektiğiniz için, röportaj için ben teşekkür ediyorum. Her zaman bekliyorum. Hocam, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Gördüğünüz gibi hayırlı evlatçılık her zaman kazanıyor. Hayırlı evladımız burada. İsim neydi sizin? Nazire. Nazire. Nazo senin adaşınmış. Abla sizin ismini? Fatma. Fatma Hanım. Sizin abi? Erhan. Siz nereden geliyorsunuz? Uşak. Daha çok herhalde buraya Uşak'tan geliniyor değil mi? Genelde öyle. Kayak merkezi yavaş yavaş kapanıyor. Artık biz de burayı terk ediyoruz. Burada çekim yapmanın en zor tarafı hem çekim yapıp hem yürümek. Murat Dağı Kayak Merkezi videomuzdan bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten kameralara ne kadar yansıdı bilmiyorum ama müthiş eğlendik biz. Buradaki insanlar pozitifti. Herkesin neşesi yerindeydi. Yani buraya gelmediyseniz hafta sonunu değerlendirmek için mutlaka gelin ailenizle beraber. Çok güzeldi. Sadece biz kızakla kayalım derken kızak bulamadık tabii. Bir plastiğin üstünde kaydığımız için perişan olduk aşağı inene. Şu an ıslak. Biz üşüyoruz. Delikanlı durmak için titrememeye çalışıyoruz. Bu videodan da bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Düşüncelerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.